Hocam nasıl full yaparım ya? 20'de 20 yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim hocam? LGS'de birçok öğrenci matematikte, fende, Türkçe'de 20'de 20 yapmak istiyor. Yani hepsini doğru yapmak istiyor. Ve bununla alakalı kaç soru çözmeliyiz? Netlerimizi nasıl artırabiliriz? Hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz hocam diye yorumlar geldi. Bizler de sizin için bu videoyu hazırladık. LGS 2020'de çok önemli üç güzel haber vardı hatırlarsan. 90 soru var 50 sözel 50 40 sayısal fakat bu soruların içeriği yani müfredatı azaldı. Eskiden hem birinci dönem konularından sorumluyduk hem ikinci dönem konularından sorumluyduk. Ama şimdi sadece birinci dönem konularından sorumlu olduğumuz için tüm soruları doğru yapma ihtimalimiz arttı. Ve aynı Ama zaman... zor olacak diyor hocam. Evet zor olma ihtimali olabilir ama geçen senekinden çok daha zor yapamazlar. Yani pedagojik olarak geçen seneki sınavla benzer zorlukta olacaktır. Fakat konular azaldığı için ve şu anda evde olduğumuzdan daha fazla soru çözebileceğimiz için bu sefer gerçekten matematikte, fende, Türkçe'de ve diğer derslerde tüm soruları doğru yapma ihtimalimiz yani full yapma ihtimalimiz çok fazla. Birincisi öğrencilerimizden şu yorumlar geldi. Hocam konumu çalışalım, sorumu çözelim. Hocam tekrar mı yapmalıyım gerçekten yoksa sadece soru soruya Şimdi biz zaten birinci dönem konularını önceden işlemiştik. Birinci dönem konularına zaten birazcık hakimiz biliyoruz. Ve en önemli şey biz LGS'ye girdiğimizde esasında ne yaşayacaksak onun önceden provasını, onun önceden simülasyonu yapmamız lazım. Yani biz LGS'ye girdiğimizde önümüze bir sınav gelecek. Açacağız mesela diyelim ki öncelikle sözel bölüm gelecek. Sözel bölüme başladığımız zaman Önümüze ne geliyor? Bak bir tane sınav geliyor. Ve sorular var. Cevapları önümüzde olan sorular var. Demek ki biz öncelikle kendimizi bol bol soru çözmeye alışmamız lazım. Konu çalışmak bak tab tabii ki önemli. Ama biz birinci dönem konularını zaten bildiğimizden bol bol soru çözersek bizim için çok daha fayda olur. Konuya zaten hakimsen asla bak zaman kaybetmeden bir an önce test çözmelisin. Eksiklerin varsa yine soru çözerek pekiştirmelisin. Ve en önemli şeyi söylüyorum. Bol bol deneme çözmelisin ki gerçek sınavda bir deneme olacak esasında. Şimdi Günlük çözmemiz gereken soru sayısından sormuşlar bize öğrenciler. Hocam işte günde 100 sorumu çözelim, 150 günde sorumu. 500 soru günde 500 soru çözen arkadaşlarım var hocam. Günde 500 soru evde olduğumuz için belki çözülebilir ama bunun verimli olması önemli. Şimdi birincisi sen sınav provası yap demiştim ya sana. Sınavda sana 50 tane sözel, 40 tane de sayısal soru soruyorlarsa sen bunun en az iki katı soru soru çözmelisin. Yani 90 sorunun iki katı ne der Tonguç benim? E, 276'dır. Hayır 90 çarpı 2 180'dir. Minimum çözmen gereken soru sayısı 180. Bunun kaç tane yeni kaç tane sözler, kaç tane sayısal bunun cevabı da belli. Bunun en az yarısından çoğu sözel olabilir. Yarısından azı yani 40 tanesi ve bunun 80 tanesi sayısal olmalı. Niye? Ama Niye? matematiğim zayıfsa hocam ne yapacağım? Matematiğin zayıfsa ben burada tabii ki yeni sorulardan bahsediyorum. Matematik biliyorsun soruların çoğu yeni nesil sorular. Yani böyle uzun biraz daha infografi içeren üstünde bilgi verse bile kendisinde birden çok adamın olduğu güncel yaşam içeren sorular. O soruları çözerken tabii ki biraz zaman kaybedeceğin için daha az soru verdim. Sözel de İngilizce, din, inkılap, Türkçe kolay dersen. Sen günde zaten 10 tane para soru çözebilmen lazım. Sayısal ağırlıklı çalışsan bile sözelden de mutlaka gayret göstermen lazım. Veya diyelim ki sen bugün sözel ağırlık çalıştın. Fazla sayısal ders çalışmadın. O zaman sözel ağırlık çalıştığın zaman çok daha fazla soru çözmen lazım. Sayısaldaki sorular bir nebze daha zor olduğu için, matematik biraz daha yorduğu için bir tık az soru çözebilirsin sayısalda. Peki nasıl çalışmalı? Birincisi doğru sorular, doğru kaynaklar çok çok önemli olmuş. Sınavda çıkma ihtimali olmayan, aşırı kazık, örnek sorulara benzemeyen sorular sakın sakın çözme. Ha eksik olduğun konuda ilk başta temel sorular, sonrasında orta seviye, sonrasında sınav tarzı sorular çözebilirsin. Ama ne tarz soru çözersen çöz, kazanımların dışında olmamalı. Mesela ikinci dönem konuları artık çalışmaman gerekiyor. Eğer bir denemenin içerisinde 2. dönem soruları varsa onları çözme bildiğin konular üzerinden soru çözmeye de devam etmene gerek yok. Çünkü artık film biliyorsan oturup da film sesi çözmene gerek yok. Artık zaten devam... film sesi full yapıyorum her versene. O zaman artık film ısrar etmene gerek yok. Yeni konulara geç. Veyahut da matematikte fende Yeni konu kalmadı hocam. Hepsi zaten geçti gördüğünüz. O musun? zaman matematik fende tüm soruları doğru yapma hedefle veya İngilizcede kaçırdığın kelimeler varsa onları bilmeye çalış. Yani işini sağlam al. Ve yenisi sorulara iki dakika ayırman lazım. Sınavda sana matematik ve fende biliyorsun her bir soru için iki dakika verecekler. Sen sayısala başladığında hemen şöyle sayısal kısmı açmak istiyorum. Sayısala başladı bu fen soruları için sana iki dakika verecekler. Fakat sen fende de matematikte de bazı sorular seni zorlayacağı için daha çok zaman ihtiyacın olabilir. O yüzden kendini iyi bir şekilde zaman ayarlaman lazım. Yani sabah kalktın diyelim ki ders çalışacaksın. Ne yapman lazım? Birincisi soru çözmen lazım. Soru çözerken aynı sınavdaymış gibi telefonunu odanın dışına çıkar. Sen sınavdayken gerçek sınavda veya okul yazılılarında telefonun yanında uçak moduna mı alıyorsun? Hayır. Telefonun yanında olmuyor. Veyahut da annen iki de bir sana al ya evladım sana meyve getirdim diyebiliyor mu gerçek sınavlarda veya da denemelerde? Diyemiyor. O zaman sen evde deneme çözerken de tam bir sınav provası yapman lazım. Tam bir sınav simülasyonu yapman lazım. Çünkü ne kadar çok gerçek sınava benzer tarzda çalışırsan gerçek sınava girdiğinde o kadar rahat edersin. Şimdi diğer bir şey ise her doğru soru seni başarıya yaklaştırıyor. Peki doğru soru ne demek? Şimdi açtın denemeyi. Matematiğe başladın. Bir soru yanlış, bir soru daha yanlış, üf, bir soru daha yaptın. O doğru ama diğer soru yanlış. Aa o zaman ben başarıdan uzaklaşıyor muyum? Hayır çözümünü öğrendiğin artık bir daha yanlış yapmayacağın her doğru seni başarıya yaklaşır. Yani Oo. sen bu soruyu doğru yapamadın. Yanlış yapayım diye üzülüyorum mu hocam ben derdim Asla üzülme. Eğer sen bu soruyu yanlış yaptın ama bir daha karşına çıkarsa yanlış yapmayacaksan artık mükemmel bir adım atmış oluyorsun. Bak, her konuyla alakalı Tonguç'um. Diyelim ki bir tane konu düşünelim. Üstü sayılar. Üstü sayılarla alakalı senin çözmen gereken ÜS yazıyorum. Veyahut da fiilimsi. Veyahut da işte ne bileyim basit makine. Fark etmez. Herhangi bir konu. DNA ve genetik kod. Her konu alakalı senin çözmen gereken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soru tipi olsun. Hoca sana konuyu öğretirken okulda veya da videoda sen bir tane soru tipini görürsün. Sonra hoca sana birazcık ödev verirsen ikinci ve üçüncü soru tipini de görürsün. Sonra eğer bir denemeye girersen eğer bu üç sorudan biri geldiyse Yaptım diye sevinirsin. Ama bunlardan biri gelirse eyvah yapamadım diye üzülürsün. Ama sen bol bol soru çözüp 4, 5, 6, 7 her soru tipini gördüğünde ve bu soru tiplerinden herhangi bir soru geldiğinde yanlış yapmayacak seviyeye yaklaştığında artık sınavda soru yapma ihtimalin çok daha fazladır. Yani çıkabilecek 10 sorunun 8'ine doğru cevap vereceksindir. Hele hele son soru tiplerini görüp yani bol bol tekrar edip bol bol yanlış yapıp tüm soru tiplerini gördüysen artık hiçbir şekilde soru kaçırmazsın. Senin Türkçe'de sözcükte anlamda hiçbir soruyu kaçırmama sebebim bu. Çünkü günlük hayatta zaten sürekli Türkçe konuştuğun için her tür soru tipini bilmiş oluyorsun. Dikkatli bir şekilde çözdüğü zamanı görebiliyorsun. Ama fende DNA genetik kodda, mevsimler ve iklimde, işte üstlü sayılarda, köklü sayılarda arada bir soru kaçırmanın sebebi bol bol soru tipi görmemiş olmak. Bir de her öğrencinin seviyesi aynı değil. Kimi öğrenci şu anda 15 nette, kimi öğrenci 05 nette. Birincisi hangi nette olursak olalım şu anda sadece birinci dönem konularından sorumlu olduğumuz için Tonguç gerçekten başarıya çok yakınız. Hem kontenjanların artması hem ee, evde evde ders çalışacak zamanımızın çok fazla olması dışarıya çıkamıyor oluşumuz bu bizim için kötü gibi duruyor ama bu sene iyi bir liseyi kazanırsak esasında bunun bir avantaj olduğunu göreceğiz bir de sadece birinci enem konular olması bizim için avantaj yani hedefin belki de ya hayırlısı artık ya iyi kötü bir liseye giderizse artık o hedefini artırman lazım çok iyi bir sosyal bilimler lisesi anadolu lisesi meslek lisesi isteyebilirsin ya da hedefin ya işte çok iyi bir fen lisesi değil ama herhalde kazanırız bir anadolu lisesi diyorsan artık hedefini çok iyi bir fen lisesi yapabilirsin çünkü şu an önünde çok önemli avantajlar var şimdi. Konu eksiklerini tamamlamalısın eğer 05 netteysen. YouTube videolarımızı izleyebilirsin. Bizim playlistlerimizi güncelledik. O playlistlerden tekrar birinci dönem konuları tekrar tekrar mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, üstü sayılar, işte ne bileyim fiilimsi, cümle öğeleri, paragraf, sözel mantık. Bunların hepsini tek tek bir kez daha izlemelisin. Ve tabii ki yine soru çözümü yapmalısın. 7 10. netteysen yine kısa konu anlatım tekrarları yapıp her gün en az 15 yeni nesil soru çözmen lazım. Ama her bir branşla alakalı. Yani çünkü evdesin artık yapacak bir şey yok ki. Aman işte bugün halı sağ mı? Yok halı sağ kapalı. Şu anda o zaman evde bunu değerlendirmelisin. Senin için kötü duran bir şey yani olumsuz gibi duran bir durumu kendin için bir avantaja çevirmelisin. Ya biz e, LGS LGS'ye girdiğimiz sene fazla evden dışarı çıkamıyorduk. İşte bir virüs vardı. Ama sağ olsun virüs sayesinde çok iyi çalıştım. Bol bol deneme çözdüm ve şu anda bu fel lisesindeyim, bu arada lisesindeyim diyebilirsin. Virüse teşekkür edeyim hiç aklıma gelmezdi. O kadar değil. Teşekkür etmemize gerek yok ama belki de sen teşekkür edebilirsin çok iyi çalışırsan. Temel düzey sorulara yine devam etmelisin ve yine deneme çözmelisin. Eğer 11-14 netteysen artık sen çok yüksek netlere yakınsın demektir. Yani 18-19-20 netlere yakınsın demektir. Bu sefer kısa konu tekrarları full yeni nesil soru çözümü süreç olarak ve haftada mutlaka en az 2 ya da 3 deneme çözmelisin. Ama hocam 2-3 tane denemem yok diyebilirsin. Mesela biz şimdi geri sayın denemelerimizi çıkardık. Hızlanma denemelerimiz de birinci dönem konularına yakın. Ama elinde eski denemeler varsa onlardan da sadece birinci dönem konularını çözersen diğerlerini çözmemiş olursun. E diyeceksin ki hocam süreyi nasıl hesaplayacağım? Bu tarz denemelerde süreleri biraz göz ardı edersin ama yine denemelerdeki sorular kaliteli olduğu için gerçek sınavda çıkabilecek tarzda sorular olduğu için o denemelerini heba etme. Ve art beğen netler. Hocam 11 net yapıyorum, sonra 9 net yapıyorum. Geçen gün bir yorum yordum Tonguç'um diyor ki, "Hocam geçen çok çalıştım, 370 puan aldım. Hiç çalışmadım 420 puan aldım." diyor o zaman hiç çalışmasam daha mı iyi alacağım diyor. Hayır. Denemelerimizde artış her zaman böyle çalıştım hop arttı. Çalıştım hop arttı. Çalıştım hop arttı diye değil. Bazen iniş çıkışlar olur ama temelinde esasla netlerimiz yükseliyordur. Bunu biz bir anda göremeyiz. Dolayısıyla yanlışlarımızı bulmak, nedenlerini araştırıp yapamadığımız soruları iyi bir şekilde belirleyip onun üzerine gitmek bizim toplamda netlerimizi artırır. O zaman sınavlarında başarılar diyorum Tonguç'um sana. Teşekkür ederim hocam. Unutma bu sene gerçekten bizim için biraz kötü gibi gözüküyor. Ama biz bunu kendi lehimize çevirip çok güzel liseleri kazanabiliriz. Ben artık bu yaştan sonra sınava giremem. İyi bir fen lisesine, iyi bir anons lisesine gidemem. Ama sen... Siz girersiniz diye bu... çok korkuyorum hocam. Ben sınava giremem ama sen bu son iki ayı çok iyi değerlendirip harika bir liseye girebilirsin. Hadi bakalım sınavlarına başarılar.